Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün evde tavuk lollipop nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Başta malzemeleri gösteriyorum, daha sonra tarifin yapılışına geçelim. Malzemeleri ayarladım, şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Başta patateslerle tavuğu haşlamakla başlıyorum işe. Ocağın altını yakıyorum. Tencereleri ocağa ekliyorum. Bir tanesinin içerisine 5 adet patates ekliyorum. Boyutları çok büyük değil arkadaşlar. Küçük boyut olacak bu şekilde. Diğerinin de içerisine 5 adet but ekliyorum. Spaget olarak geçiyor. İçerisine kaynamış su ekliyorum. Oo, şuna bak. Çok güzel oldu ve bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Aynı şekilde patatesleri de öyle yapacağım. Tabi burada neye dikkat etmek gerekiyor? Tavukların seviyesini su geçmesi lazım. Pardon, suyun seviyesi tavukları geçmesi lazım. Bu çok önemli. Bu tamam, şimdi yan tarafa... Haydi gitti. Kamera düştü arkadaşlar. Şöyle yan tarafa geliyorum. Bu sefer ne yapacağım? Aynı şekilde patateslerin üzerine suyunu ekliyorum. Suyun seviyesi patatesleri geçmesi gerekiyor bu arada. Bunu da belirtmek istiyorum. İkisi hazır. Şimdi bunların başta bir kaynamasını ve pişmesini bekliyorum. Patates ve tavuklar tam tamına 1 saat pişti. Şöyle açıp göstermek istiyorum arkadaşlar ikisini de. Evet, pişme oranları bence çok güzel. Bir çatal da batırdım. İkisi de çok güzel tam kıvamında pişmişler. Şimdi bunları bir süzelim. Şöyle tavuğun suyunu kullanacağım için ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle göstereyim birazdan. Şöyle hepsini başta bir aktaralım. Şunu bir kaldırayım, göstereyim. Suyundan ayıracağım ama suyunu ne yapacağız? Daha sonra kullanacağız. Ya bu tarif için kullanmayacağım ama bunu ne yaparsın? Pilav yaparken kullanabilirsin ya da birçok şeyde kullanabilirsin. Benim için önemli olan bunlardı zaten. Bunları bir parça soğutacağım. Şimdi bir kenara alıyorum. Şimdi patateslerle işim. Böyle patateslerimi de süzgeçten geçirmek istiyorum. Şöyle tutuyorum. Hepsini süzgecin içerisine aktarıyorum. Savaş çıktı. Patateslerin üzerine bir parça soğuk su ekliyorum. Sonra kapatıyorum ve bunları böyle soyabiliriz artık. Görüyor musunuz? Rahatlıkla çıkacaktır zaten. Hepsini bu şekilde soyup soğana çeviriyorum. Patatesin 5 taneydi arkadaşlar. Bir tanesi fazla geleceğini düşündüğüm için sayısını 4'e indirdim. 4 tanesini kullanacağım. 4'ünü de soydum. Bunu kenara alalım. Şimdi tavuklara yapacağım işlemi gösteriyorum size. Başta şu deri kısmını almanız gerekiyor. Zaten tek seferde çıkarabilirsiniz. Eğer iyi pişirdiyseniz zaten rahatlıkla çıkacaktır. Şu kafa kısmını da, kıkırdak kısmını da alıyorsunuz. Şunu görüyor musunuz? Bunu da çıkarıyorsunuz. Bu da çıktı. Elinizde şöyle bir parça kalacak. Şu etli kısımları ne yapıyorsun? Alıyorsun ve ne yapacaksın? Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Tabağa ekliyorsun. Sadece kemiği bırakalım. Böyle çıkaralım. Şu kemiği kullanacağım. Göstereceğim. Ne yapacağımı göstereceğim arkadaşlar. Şu etli kısımları ama tutuyorsun. Hepsini tabağa aktarıyorsun. Gelelim kemik kısmına. Kemik kısmını tutuyorsun arkadaşlar. Yine şu baş kısmındaki o kıkırdak var ya. O kıkırdağı alman gerekecek. Bunu böyle dümdüz, böyle steril bir halde bunun böyle o kıkırdak kısmını aldıktan sonra şöyle tertemiz bırakman gerekiyor. Görüyor musun? Aynen bu şekilde. Bunu da kullanacağız arkadaşlar. Şunu da şunun yanına ekleyelim. Yani eti ve şu kemiğin saf halini şöyle ayırıyorum. Bir tanesini gösterdim. Derisini aldım. Kıkırdağını aldım. Etli kısmı ve kemiği ne yaptım? Şöyle bir tabağa ayırdım. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Evet, bunları görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar yağ ve kemik kısımları, fazla kalanlar kıkırdaklar ve ayırmış olduklarımı göstereyim. Hepsini ayırdım. Bir tane kemikten file verdik. Kırılmış arkadaşlar, şöyle göstereyim. Dayanamamış sıcağı herhalde. Önden bir parça kırıktı muhtemelen. Şöyle göstereyim ama 4 tanesi böyle mis gibi tertemiz kemiğimiz oldu ve tavuk parçaları. Tavuklar da hazır. Şimdi diğer işlemlere geçebilirim. Bu arada bunu ne yaparsın? Bir sokak hayvanına verebilirsin. Ben öyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi elinde şöyle bir kaşar var. Bir avuç denilebilir aslında arkadaşlar. Bunlar da böyle ufak parçalar ayıracağım. İsterseniz rendeleye de bilirsiniz. Ben ufak parçalara ayırmayı tercih ediyorum. Şöyle üzerine gidiyorum. Ardından kestiklerimi şöyle bir kule yaptım ve kesmeye devam ediyorum. İnce kesmekte fayda var burada. Daha sonra yine üzerinden geçeceğim arkadaşlar. Böyle kesiyorum bunu da aynı şekilde. Kestiklerimi yine şöyle tutuyorum. Ufak parçalara ayırmaya devam ediyorum. Yani küp küp haline getirmiş olduk böyle. Ve hepsini bu şekilde yapıyorum. Kaşarlar da hazır oldu. Bunları da ayrı bir kabağa alacağım şimdilik. Şimdi de elimde 11 dilim burger peyniri var. Bunlar da aynı şekilde. Önce uzunlamasına bir keselim. Uzunlamasına kesmiş olduğum burger peynirlerini şöyle tutuyorum. Bu sefer yanlamasına böyle üzerine gidiyoruz peynirlerin. Biliyor musunuz? Çok güzel oldular. Bu da tam istediğim kıvama geldi. Hepsini bu şekilde kestik. Bunları da böyle bir toparlayalım. Bir karıştırma kabına alalım. Burger peynirleri de hazır. Bunu da kenara alıyorum. Şimdi de sıra biberlerimde. Yeşil biberim var. Bunları iyice doğrayacağım. Başta şu ön ve arka kısımlarını aldım. Ardından üst kısmını bir parça sıyırıyorum. Eğer içinde çekirdeği varsa çekirdeğini ne yaparsın? Şöyle tutarsın. Bıçak yardımıyla kenara alırsın bunları. İçinde damar ve çekirdek bırakmamaya bence özen gösterin. Daha lezzetli olacaktır bu sayede. Hepsini aldık. Şöyle kenara alıyorum bunu. Ardından şöyle
şöyle çevirdim, şöyle bir parça inceltiyorum ve üzerine gitmeye devam ediyoruz biberi. Biliyor musunuz? Bu incelik benim için çok ideal. Siz de bu şekilde yaparsanız çok güzel olacak. Bir adet biberi bu şekilde kesiyorum. Yeşil biberler hazır. Bunu bir kenara alalım. Aynı işlemi kırmızı biberime de yapacağım. Şöyle bir kenara alayım başta ön ve arka kısmını. Daha sonra içerisindeki o çekirdeklerini bir kontrol edelim. Şöyle bir açıyorum bunu. Bunu ister acı kullanın, ister tatlı kullanın. Kapya biber de kullanabilirsiniz. Görüyor musunuz? İç kısmında yine çekirdekleri var. Şöyle bunları bir ayıklayalım. Önden hem arkadan şöyle üzerine gidin. Görüyorsunuz zaten. Hemencik çıkıyor. Ardından şöyle tutuyorsunuz. Yeşil biberi yaptığım gibi 3'e ayırıyorsunuz ve biberleri de ince ince doğruyorsunuz. Bu iki biber hem lezzet verecek karışımıza hem de böyle renk olarak böyle renk cümbüşü yaratacak bize. Evet. Bu da tamam. Kırmızı biberler de hazır. İkisini şöyle birleştiriyorum. Bunları şöyle bir toparlıyorum. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir tavanın içerisine atalım bunu. Bir parça o çiğliğini alacağım. Şu kenardakileri ziyan mı edeceğiz? Kesinlikle hayır. Ve bunu 1 dakika ateşte gezdiriyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Bu kadar yeterli. Fazla eklemeyin. Bunu ateşin üzerinde bir parça gezintiye çıkarın. Ara ara da göbek attırın bunlara. 1 dakikadır pişiriyor. Tam istediğim kıvama geldi. Bunların altını kapatıyorum artık. Biberler de olduğuna göre artık tüm malzemelerim hazır ve tek bir yerde artık bunları toplayabilirim. Bir karıştırma kabının içerisine 4 adet pişirmiş olduğum patatesi ekliyorum. Bunları eziyoruz. Benim de böyle patates aparatı var. Patates ezme aparatı arkadaşlar. Böyle patateslerin üzerine gidin. Tam böyle püre haline gelmesi gerekiyor. İrili kalmasın arkadaşlar. Hepsi böyle görüyor musunuz? İçerisinden bir geçsin. Bu sayede tam böyle istediğimiz kıvama gelecek karışım. Patateslerin diğerlerini böyle bağlayıcı bir görevi var arkadaşlar. Birbirine tutacaklar. Yapacağımız işlemde patates çok önemli. Onun için böyle iyice ezmekte fayda var. Evet, patateslerimiz yeterince istediğimiz kıvama geldi. Ve diğer malzemelere geçeceğim artık. Bunun içerisine kaşar peynirlerimi ekliyorum. Her yandan burger peynirlerimi ekliyorum. Evet, kavurmuş olduğum biberlerimi ekliyorum. Şimdi tavukları ekleyeceğim ama tavukları bir ufak parçalara ayıralım, öyle ekleyelim. Yapacağınız işlem çok basit. Şöyle tavuğu tutuyorsunuz, ufak parçalara ayırıyorsunuz. Yanlamasına kestim. Şimdi de diklemesine kesiyorum. Yani böyle üzerine gidin. Görüyor musunuz? Hepsi bu şekilde olacak. Tüm tavukları ufak parçalara ayırdık. Bir parça da üzerinden geçmek istiyorum bunların. Görüyor musunuz ufaklığı? Aynen bu şekilde olması gerekiyor. Tavuklarımız da hazır. Şimdi bunları da karıştırma kabına ekleyebiliriz. Tavukları da eklediğime göre şimdi bunların üzerine baharatlarını ekleyebilirim. Tuzunu ekliyorum. Tuz isteğe bağlı. İster az eklersiniz, ister çok eklersiniz. Bu tamamen kişiye göre değişir. Bir çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da toz biber ekliyorum. Bunu tek parça haline gelene kadar iyice yoğuruyorum. Evet, bunu 1 dakika boyunca yoğurdum. Homojen bir kıvama geldi arkadaşlar. Yani her yerde, her malzemede neredeyse eşit bir şekilde var. Bu da istediğim bir şey. Görüyor musunuz? Böyle tam böyle tutulacak kıvamda olması gerekiyor. İstediğim kıvamda tam da bu zaten. Karışımımız hazır. Kemikler de hazır. Bunları da böyle kenara alayım. Şimdi karışımdan şöyle bir avuç kadar alıyorum. Görüyor musunuz? Aynen bu şekilde bir top haline getiriyorum. Ne kadar büyüklükte yapmak istiyorsanız o şekilde bir parça daha alayım hatta. Bu kadar yeterli. Bir boşluğunu alıyorum bunun. Ardından şöyle tutuyorum. Şu kemiğin şu baş kısmını iç kısmına ekliyorum. Ve şöyle bastıra bastıra buna şekil veriyorum. Yukarıdan inceden aşağı doğru kalınlaşan bir şekil vereceğim arkadaşlar buna. Ve şöyle üzerine bastıra bastıra son şeklini veriyorum bunun. Ve olay işte budur. Biliyor musunuz? Çok güzel oldu bence ve hepsini bu şekilde yapıyorum. Şöyle bir tane daha göstermek istiyorum. Aynı boyutta yapmakta fayda var arkadaşlar. Yine şöyle göz kararı tutuyorum. Boyut benim için ideal. Şu yanlara sıçrayanları alalım arkadaşlar. Şöyle ne yapıyorum? Başta boşluğunu alıyoruz bunun. Daha sonra kemiğini alıyorum. Şu iç kısmına ekliyorum. Ve ardından son şeklini şöyle üzerine gide gide veriyorum. Evet, bunun da son şeklini verdim. Görüyor musunuz? Bu da tamam. Diğer ikisini de aynı şekilde yapacağım. Son şekillerini verdim. Şimdi üçlü karışıma bunları batırıp artık kızartabilir. Bunların dış katmanını yapmadan ne yapıyoruz? Bir yağını önden bir kızartmaya başlayalım. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine şöyle bir aparat ekleyeceğim arkadaşlar. Bu rahat bir şekilde böyle kızartmış olduğum malzemeyi rahat bir şekilde dışarı çıkarmama sağlıyor. Rahat bir şekilde yağından süzülmesini sağlıyor. Dışarıda satılıyor. Tüm böyle züccaciyelerde satılıyor arkadaşlar bunlar. İçerisine boldan yağ ekliyorum. Tavukların seviyesini geçmesi gerekiyor. Yapmış olduğumuz daha doğrusu karışımın seviyesini geçmesi gerekiyor. Çok yağ kullandığım için eleştiriliyorum. Yani haklısınız. Yağ çok pahalı son zamanlarda ama şöyle de bir şey var arkadaşlar. Kullandığınız yağı böyle 3 kere eğer
yakmadıysanız 3 kere 4 kere de kullanabilirsiniz. Başta yağımız bir kısım, biz de diğer işlemleri yapmaya geçelim. Elimde üçlü malzeme var, yani 3 farklı malzeme hazırlıyoruz. Ne yapıyoruz? Ekmek kırıntısı. Bunun yerine ne kullanabilirsiniz? Galeta unu da kullanabilirsiniz ama ekmek kırıntısı daha güzel olur. Panko ekmek kırıntısı. Elimde şöyle unum var. Un da ayrı bir yerde. 2 adet yumurtam var. Başta una ne işlem uygulayacağız onu göstereyim size. Bunun içerisine 1 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar toz biber ekliyorum. Ve bunu homojen kıvama gelene kadar böyle bir karıştıralım. Tek parça haline gelmesi gerekiyor bunu. Burada 1 su bardağı un var arkadaşlar. 1 su bardağı unun üzerine malzemelerini ekledim. Ve homojen kıvama da getirdim. Son hali bu. Bu hazır, bunu bir kenara alalım. Şimdi 2 adet yumurtamı göstermek istiyorum size. Bunları kırıyorum içerisine. Bu 1. Bu da 2. Buna da 1 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Bunu çok iyi karıştırmak gerekiyor yalnız arkadaşlar. Bu bir parça böyle sulu kıvama getirmek gerekiyor. Onun için böyle en az bir 1 dakika boyunca üzerine gidiyoruz yumurtaları. Evet, 1 dakika boyunca bunu iyice çırptım. Görüyor musunuz? Tam böyle sıvı kıvama gelmiş oldu arkadaşlar. İstediğim kıvamda zaten bu. Artık üçlü karışımımız hazır. Şöyle göstereyim. Ekmek kırıntısı, yumurta ve un karışımı. Diğer yanda da lollipoplar bekliyor beni ve üçlü karışımı batıracağım ve artık kızartma işlemine geçebiliriz. Başta şöyle tutuyorum. Una iyice buluyorum. Her tarafının una değmesi gerekiyor. Fazla ununu şöyle üzerinden alıyorsunuz. Çok fazla zedelemeden tabii. Her tarafına da un geldiğinden emin oluyorsunuz. Şimdi diğer karışıma geçiyorum. Şimdi de yumurtaya buluyorum bunu. Ardından yumurtayla banyo yaptırıyorum buna. Değmeyen yerlerin hepsine değmesi gerekiyor. Evet, görüyorsunuz. Her tarafına yumurtasından değdi. Şimdi bunu böyle bir kaldırıyorum. Fazla yumurtasını süzüyorum. Şimdi de üçüncü karışıma geçiyorum. Üçüncü karışımızda şöyle ekmek kırıntısının üzerine ekliyorum. Ekmek kırıntısı her tarafına değmesi gerekiyor. O dış kaplamasını oluşturacağız burada. Böyle boyunca ekliyorum. Oh, çok güzel oldu ya. Gerçekten çok muazzam oldu. Diğerlerini de bu şekilde yapıyorum. Evet, tavuklarımız pişirmeye hazır. Şunların güzelliklerine bakar mısınız ya? Çok güzel şekilleri oldu. 4 tanesi de hazır. Artık bunları pişirebiliriz. Yağımızın kızıp kızmadığını nereden anlarız? Bir tahta parçasını şöyle batırırsınız. Evet, köpüklenme oluyorsa görüyorsunuz, yeterince köpüklenme var. Ve artık yaptıklarımızı kızartmaya geçebiliriz. Şöyle tutuyorum, içerisine aktarıyorum. Görüyor musunuz? Çok güzel ya. Şöyle diğerini de atıyorum. Dördünü de içerisine şöyle ekliyorum. Tam 4 tane sığacaktır buna. Şöyle. Evet, bunlar pişti. Şimdi dışarı çıkarıyorum bunları. Ve göstermek istiyorum pişme oranını. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle fazla yağını süzüyorum bunu. Ve kenara alıyorum. Evet, bunları çıkardım. Şimdi bunların sunumunu yapmaya geçiyorum. Evet arkadaşlar, son halini görüyor musunuz? Ne kadar da güzel oldular. Çok güzel oldular. Şimdi yanına bir içecek alalım. Şöyle buzluğa atmış olduğum bir bardağım var. Şöyle içerisine sarı kola ekliyorum. Oo. Çok güzel olacak. Çok yakışacak bence. Bu da tamam. Bunu da kenara alalım. Her şey hazır olduğuna göre şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Bir tanesini tutuyorum. Soğuttum da arkadaşlar. Bir 2-3 dakika bekledim. Şöyle tutuyorum. Tadına bakıyorum. Çok güzel sunuyor. Ya. Lezzeti de 10 numara şöyle devam edeyim. Böyle devam ediyorum. Çok başarılı. Ya sunum zaten 10 numara. Dışı çıtır çıtır. İçindeki o burger peyniri. Haşar peyniri. O patatesin lezzeti. Ya gerçekten çok başarılı bir tarifmiş bu. Şöyle devam edelim. Şunu şöyle alıyorsunuz. Buna şöyle devam ediyorsunuz. Bir tane böyle kıvamını da göstereceğim size. Şöyle bir tanesini göstereyim arkadaşlar. Sünme olayı da var yani. Görüyor musunuz? Çok güzel ya. Şöyle dolayalım. Arkadaşlar, ben bunu yemeye devam ediyorum. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.